Selam gençler Kimya dersiniz kim yağdası ders kalınla hoş geldiniz gençlerim günün ikinci videosunda karşınızdayım ve temizlik maddeleri üzerinden devam ediyoruz hemen kitabımızı elimize alalım ve arkadaşlar sayfa 178 ve 179'u açalım beraber şu test 87'yi çözmek istiyorum sizlerle haydi bakalım dersimiz başlasın. Evet geldi bakalım diyor ki Tabunlarla ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır demiş. Evet sabun deyince anlamamız gereken ifadeleri düşünelim, hatırlayalım ve bunları bakalım arkadaşlar. Diyor ki eldesinde bitkisel ya da hayvansal yağlar kullanılır. Evet doğru yani bitkisel ya da hayvansal yağların kuvvetli bazlarla tepkime sonucunda elde edilen tuzlardır. Eğer ben potasyum hidroksit bazı kullanırsam yapımında C17H35COO potasyum ki bu maddemizde Arap sabunu diye düşünelim bunu elde edelim. Eğer ben sodyum hidroksit kullanırsam da ne elde ederiz? C17H35 evet C sodyum burada sert sabun ya da beyaz sabun dediğimiz sabunu elde edebiliriz. Buna göre diyor ki ee, devam edelim yanlışı arayacağız. Doğada kolaylıkla parçalanarak çevre kirli oluşturmaz. Evet bak deterjanlar çevre kirli oluşturur ama sabun oluşturmaz. C şıkkı bir kalsın. D'ye bakalım diyor ki tekstil ürünlerinin fazlası fazla yıpratmaz demiş. Evet doğru yani doğal bir yapıya sahip olduğu için deterjan gibi değil fazla bir yıpratım sağlamaz ve yüzeyce aktif madde Zaten bu deterjanlarla ortaktır. Onu söyleyeyim. Yani yüzey gelim düşüren maddeler vardır. Ama her türlü suda ve sıcaklıkta etkin e, temizlik yapar mı? Hayır, değil tabii ki arkadaşlar. Sert sularda doğru bir etkinlik bir temizlik bulamazsınız. Yani orada kalsiyum ve magnezyum iyonları çökerek orada iyi bir temizlik oluşmamasına sağlar. Arkadaşlar o yüzden deterjanlar sert suda görev yapabilir ama sabunlar sert suda görev yapamıyor. Cevap da bu durumda ne olur? C seçeneği olur deriz. Geldik ikinci soruya arkadaşlar. Diyor ki şimdi katı ve sıvı sabunların özellikleri ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır diye sormuş. Yani bildiğimiz katı sabun var bir de sıvı sabun var ikisini de kullanırız diye düşünüyorum geri geldiğinde bununla alakalı bir bilgi sorusu aslında. Evet bakalım her ikisi de ciltteki kiri temizlemek için kullanılır. Evet tabii ki sabunu bu amaçla kullanıyoruz zaten. Ve B şıkkına bir geçelim bu B şıkkını. C'ye bakmak istiyorum. Sıvı sabun katı sabuna göre daha az cildi kurutur. Evet doğru. Yani sıvı sabun kullanmak bu nokta avantaj sağlayabilir bize. ve Ama katı sabunlar aynı zamanda alerjik reaksiyonlar neden de olabilir. Bu da doğru arkadaşlar. Ee, ve baktığımız zaman sıvı sabunla hani kullanırken ek bir ambalaj kullanmamız lazım. İşte plansi bir kabımızın olması lazım, bir pompasının olması lazım. O yüzden bu daha pahalıdır ve ülke ekonomisine de zarar verebilir. Bu da doğru kabul edebiliriz. Evet devam. Şimdi diyor ki ama B şıkkında katı sabunlar sıvı sabunlara göre daha hijyeniktir. Hayır değil. Yani böyle bir şey olamaz. Çünkü katı sabunlar üzerine böyle bakterileri falan e, bulundurabilir ve mantar üreyebilir üzerinde. O yüzden hani çok fazla kullanmaktan kendimizi ne deriz imtina ederiz diyelim arkadaşlar. Ama sıvı sabunu rahat bir şekilde kullanabiliriz. Cevap da bu durumda B seçeneği olur deriz. Evet. Şimdi burada bize bir madde vermiş. Bu maddemiz sabun. Sabunun yapısıyla ilgili olarak hangisi doğru? Şimdi burada A bölgesi kuyruk kısmı görüyorsunuz ki. B bölgesi de uç kısmı. Yani şöyle kuyruk ve uç diye bakarsanız buraya. A ve B diye düşünürseniz. A bölgesi hidrokarbon kısmıdır. Hatta bunun formülü nedir derseniz formülü C17H35'tir. Uç kısmının formülü ise COO sodyum evet görüyoruz. Bu da işte beyaz sabun zaten burası uç kısmıdır ve burası uç kısmı hidrofil kısmıdır. Yani suyu seven kısım çünkü polar olan kısımdır. Ama kuyruk kısmı da apolar olan kısım olduğu için orası da hidrofob olan kısımdır. Yani suyu sevmeyen kısımdır. Buna göre hangileri doğrudur diye sormuş. Bakalım şimdi anlamaya çalışalım arkadaşlar. A kısmı hidrofil kısımdır demiş. Hayır. A kısmı hidrofob yazmıştık. O yüzden A şıkkımız doğru değil. B şıkkında diyor ki B kısmı kiri seven kısım. Arkadaşlar kir dediğimiz yapı zaten apolar olan bir yapıdır. O zaman apoları kim sever? A kısmı sever. Çünkü Be, yani benzer benzeri çözecek. O yüzden hani kire mesela kuyruktan saldırırlar ya mesela sabun ve deterjanlar. O yüzden bu ifadede ne olur arkadaşlar? Yanlış olur. Ee, biz zaten doğruyu arıyoruz. Devam edelim. Ee, arkadaşlar A kısmı polar B kısmı polar tam tersi bu da olmadı arkadaşlar bunu da geçelim Şimdi yüzeyci aktif madde evet sabun ve deterjanlar yüzey gerilim düşürdüğü için yüzeyci aktif madde bu doğru zaten Peki A kısmı baş B kısmı kuyruk kısmı tam tersi olmuştu bu da yanlış oluyor Biz yanlışları artı artıyla işaretledik ama doğru da değişik olacaktır cevap da D seçeneği olur Geldik dördüncü soruya arkadaşlar. Dördüncü soruda şimdi bize bir kavram haritası vermiş görüyoruz ki ortada bir diş macunu var değil mi? Diş macunu ile alakalı olarak verilen bu kavram haritasından hangilerinin doğru olduğunu soruyor. Şimdi bakalım anlamaya çalışalım. Şimdi yiyecek parçalarının asitik özelliklerini nötralize ettiği için diş çürümelerini engeller. Evet doğru hatta diş macunları bazik maddelerdir ve bu şekilde oradaki asit maddelerini ne yapar alır deriz. Bu doğru. Peki aşırı miktarda kullanımı diş minesine aşınması neden olur? Evet doğru. Kesinlikle bunu da kabul edeceğiz arkadaşlar. Ve uzun süre kullanılması kalıcı diş rengi bozukluğu, mide rahatsızlıkları gibi ve deri döküntüsü yapabilir. Evet bunların hepsi de olabilir. Yani çok fazla kullanmamak yani gündeki defa diyoruz belki de ve az kullanmak önemli. Yani bu sefer de hani sağlığımızdan olmayalım arkadaşlar. Cevap da burada hepsi doğru olduğu için E şıkkı olur deriz geldik 5. soruya arkadaşlar. 5. soruya baktığımız zaman bize burada bir tablo vermiş. Böyle dört tane cümlemiz var. Bunların doğru ya da yanlışlıklarını bulacağız ve buna göre de işaretleyeceğiz. Doğrular için D'yi, yanlışlar için Y'yi işaretlememiz gerekiyor. Şimdi demiş ki kişisel temizlikte kullanılan maddelerin hiçbir zararlı etkisi yoktur. Hayır olur mu? Kesinlikle diş macunu ya da işte e, ne diyelim işte şampuan diyelim hatta sabun bile bazen bize zarar verebilir. O yüzden bu ifademiz yanlış olacak tabii ki. Evet devam edelim. Kişisel temizlikte kullanılan tüm maddeler asitik yapıldı mıdır? Hayır. Sabun diyoruz. Mesela baz. Yanlış. Evet diş macunu baz mesela. Çoğunlukla baziktir hatta değil mi? Devam edelim. Diş temizliğine dikkat etmemek için birçok hastalığa sebep verebilir. Ee, arkadaşlar bu zaten genel bir olaydır. Yani bunu siz e, yani ilkokuldan beri bilirsiniz. Diş sağlığımızı korumak bizim için önemli. O yüzden bu ifade doğru tabii ki. Şampuan, sabun, diş macunu kişisel temizlikte kullanılan bazı maddelerden de evet tabii ki bu da doğru olur. İki yanlış iki doğru cevap da bu durumda A seçeneği olur deriz. Evet geldik şimdi altını soruyor. Altın soruda soru bize burada bir görsel bir şekil verilmiş görüyorsunuz ki burada bir yüzeyimiz var. Yüzeyde kirlerimiz var. Şimdi sabun molekülleri geliyor ama bak nereden saldırıyor? Fark ediyor musunuz? Kuyruk tarafından saldırıyor. Çünkü kir dediğimiz yapı apolar bir kısımdır ve apoları apolar tarafı e, sabunun çekecek ve tabii ki uç kısmı da suyla e, temas halinde olacak ve buradan bak ne yapıyor? Kiri kaldırıyor ve yavaş yavaş yüzeyi temizleyerek kirleri böyle yumak yumak atarak böyle vücut yüzeyi tertemiz bir hale getirmiş oluyor. Buna göre acaba hangileri doğrudur diye sormuş. Bakalım şimdi diyor ki sabun veya deterjan molekülünün demiş hidrofob kısmı kire kiri çevirerek hapseder. Evet doğru. Yani şimdi kir dediğimiz yapı zaten apolar bir yapıdır. E, dolayısıyla sabun ya da deterjanın apolar kısmı yani suyu sevmeyen kısmı kire tutunur. Hidrofil kısmında suyu suya girecek. O yüzden bu ifade doğru gelir. Devam edelim. Sabun veya deterjan moleküllerin baş kısmı su ile etkileşir. Zaten bakın baş kısmını görürseniz suyla beraber ki baş kısmı polar kısımdır. Kuyruk kısmı da apolar olan kısımdır diyebiliriz. Evet bu da doğru gelir. Evet organik kirler sabun ve deterjan gibi organik kısım içeren yüzey aktif maddeler temizlenir. E tabii ki temizlenir arkadaşlar. Çok normal bir durum bu. O yüzden bu da doğru gelir. Cevap 1-2-3 yani E seçeneği olur deriz. Geldik 7'ye. Şimdi bize burada 7. soruda X ve Y bileşiklerini vermiş. Bunlarla ilgili olarak acaba hangilerinin doğru olduğunu soruyor. Şimdi x bileşiğinin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Şimdi bak şuradan tanıyoruz. CO potasyum. E bu bir Arap sabundur o zaman. Bak bunu böyle yakalayabiliriz. Diğerin formüle baktığımız zaman da SO3 sordum. Bu da zaten deterjandır. Evet. Hani biz buradaki uç kısımdan tanıyoruz. Hepsinde kuyruk kısım var. Apolar kısım var. Bir de bunun uç kısım var. Uç kısmı bizim. Baş kısım bizim. Hidrofil olan kısımdır. Bizim aslında anlayabildiğimiz nokta budur. Şimdi x yumuşak y sert sabundur demiş. Hayır. Y zaten deterjan arkadaşlar. Evet. Arap sabun demek yumuşak sabun. X için doğru ama Y için bu ifademiz yanlış geldi. O yüzden bunu kabul edemiyoruz. Peki devam edelim. X doğada Y'ye göre daha hızlı bozulur. E şimdi tabii ki sabun deyince daha kolay çözünebilen doğal bir maddedir ama e, deterjan petrol ürünüdür. O yüzden bu güzel bir şekilde Doğada hemen hızlı bir şekilde e, bozulmaz. O yüzden bu ifade doğru geliyor. Evet. X doğal, Y sentetiktir demiş. E baktığımız zaman arkadaşlar X sabun doğal, Y de deterjan sentetik. Yani petrol ürünüdür zaten deterjanda. Bu da doğru gelir. Cevap 2 ve 3 doğru arkadaşlar. Bakıyorum cevabı da D seçeneğini işaretliyorum. 8'deyiz. Şimdi burada demiş ki yukarıda bize 5 tane ifade vermişler. Kaç tanesi çamaşır suyunun kullanımıyla alakalıdır diye sormuş. Şimdi bakın biz çamaşır suyunun formülüne baktığımız zaman NaClO formülüdür. Biz bunu hijyen amaçlı kullanıyoruz ama vücut temizliğinde bunu kullanamayız arkadaşlar. Vücudumuza alerjik etki yapabilir. Bu yanlış olur. Peki çamaşırların ağartılmasında tabii ki kullanırız. Yani beyazlatır. Banyo ve e, lavaboların hijyeninde kullanıyoruz. Tekstilde boyama işlemi gibi bir ifade olamaz arkadaşlar. Bu ifade yanlış ve sert suların giderilmesinde de biz bunu kullanabiliriz. Cevap bu durumda 2, 3, 5. O zaman 3 tane maddemiz var. O yüzden de bu durumda C seçeneği olur deriz. Geldik 9. sorumuza. Arkadaşlar diyor ki bak burada 5 tane cümle vermiş. Buradakilerden kaç tanesi sabun ve deterjanlar için ortaktır diye soruyor. Bakalım anlamaya çalışalım. Evet, insan vücudunda zararlı etkileri yoktur diyor. Bu kime aittir? Bu sabuna aittir. Deterjana ait değildir. O yüzden bu sadece sabun diyelim, devam edelim. Peki etken maddeleri hidrofil ve hidrofob grup içerir. Evet, bu ortak. Bunu hemen yazabiliriz. Çünkü hem sabunda hem de deterjanda suyu seven ve suyu sevmeyen yani polar ve apolar kısımlar var. Bu ortak, devam edelim. Sert sulardaki kalsiyum ve magnezyum iyonları ile çökelek oluştururlar demiş. Hayır, bu kimdir biliyor musun? Bu tabii ki bu sabundur. Deterjanda böyle bir durum yok. Deterjan çok rahat bir şekilde temizliğini yapabilir ama sabun çökelik oluşturur. O yüzden bu ifade olmaz. Toprak ve su kiline e, neden olmazlar demiş. E bu da sabun zaten. Yani deterjan olur. Yağ asitlerinin bazik tuzları da bu da sabun. Yani burada aslında bir tane ortak noktamız var. O da ikinci maddemiz. O yüzden bize kaç tanesi dediğine göre burada bir tane maddemiz. Yani A şıkkıdır deriz arkadaşlar. Evet geldik şimdi testimizin son sorusuna. Demiş ki Çamaşır suyu ile ilgili olarak burada bize bilgiler vermiş. Acaba bu demiş hangileri doğrudur? Çamaşır suyu sodyum hipoklorit hatırlıyor musunuz? Evet. Yüzey aktif maddedir diye soruyor. Yüzey aktif madde demek şu demek polar ve apolar maddelerin içermesi ve yüzey gerilimi düşürmesi. Böyle bir şey yok Tercanlar ve sabunda var ama bu çamaşır suyunda yok arkadaşlar. Olmaz. Bu gider. Yükseltgen özelliğe sahip. Evet doğru. Bu madde yükseltgen bir özelliğe sahiptir. O yüzden ağartıcı özellik de yapar. Sistematik adı sodyum bir karbonat değil. Sodyum hipoklorittir. Sodyum bir karbonat dediğimiz formül şu. NaHCO3. Bu da zaten yemek sodası yani kabartma tuzudur. Bu da yanlış oldu. Bizim burada kaç tane doğrumuz var? bir tane doğrumuz var. O yüzden cevap bu durumda yalnız 2. Yani B seçeneği olur deriz. Evet gençler, bu şekilde testimizi dersimizi bitirmiş olduk. Umarım verimi almışsınızdır. Bir tane daha videomuz var bugün. Hemen onu da ben size ödev olarak vereyim isterseniz. Test 87'yi yapalım ve 2 saat sonra ben onu yükleyeceğim zaten kanalıma. Gençler, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Haydi bakalım. Görüşürüz.